Şu anda bu bir verada festivaldı be. Dona festivali de be. O yarışma da be. Eyle yarışma da be. Bu yarışma da be. Dona festivali hem hatın seri. Günde hep günde hatı hem yarışma seyirdikin. Günde me başı, günde me hoşı, mükemmel. O da çı bu. Dilim takıp takıdı. Ya benim verad. Verada ne kadar kurmancı ya bebeğim. Tana festival de be. Hep günde hatı, yarışma de be. Her sal de be. İsaz günde me de be. Yarışma hoşı. O tane me mizekin günde me başı. Adatsın mı mes? Güzel festival var. Yo, her sene oluyor da bizim köyde olmuyor yani genelde. Oluyor da başka sefer oldu yani. Diğer sene. Yok yani bizim yok. Nasıl hazırlanmış bu dağlar? Gördünüz mü? Nasıl hazırladınız? Hiç görmedim yani. Yeni görüyorum ben. Süreniyor, getiriliyor. Burada yarışma yapılıyor. Bu kürt her yarışmaya yani kim birinci geliyorsa yani duyduğuma göre birinci gelen yarım altın yem işte ikinciye, üçüncüye de bazı ödüller veriliyor. Ona göre yarışma kaymakam vali geliyor işte. Biraz gevşek bırak. Daha önceki yarışmalara gittik. Olan abi. Sayın Valim, saygıdeğer misafirler, tüm dünyada suni tohumlama yoluyla sığırlarda genetik ilerlemeyi sağlayıp kaliteli buzağı üretiminde önemli bir artış elde edildiği gibi etçi hayvanların et verimini ve karkas kalitesini, sütçü hayvanların da süt verimini ve değerlerini önemli ölçüde yükseltilerek hayvancılıkta karlılık suni tohumlama yoluyla artırılmaktadır. Sığır yetiştiriciliğinde herkesçe malum olan tohumlamanın faydalarını detaya inip anlatarak vakitlerinizi almak istemiyorum.
Ama bazı rakamları vererek hem suni tohumlamanın önemi hem de ilimizdeki mevcut potansiyeli sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde hayvancılık iyi bir noktaya gelmiştir, gelmektedir. İlimiz de bu noktada üzerine düşen payı almıştır. Şu anda Kars ili Türkiye genelinde 600 binlere varan hayvan sayısıyla ilk 5. sıraya oturmuş bulunmaktadır. Büyükbaş hayvan varlığı olarak Türkiye'de ilk 5'e oturmuş durumdayız. Maalesef rakamsal, sayısal olarak bu üstünlüğümüze rağmen verim olarak, kalite olarak aynı değerde ve aynı derecede değiliz. Ben sadece bakanlığımızın vermiş olduğu destekler üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Sayın Valim, 2012 yılı içerisinde bakanlığımız çiftçilerimize 7.6 milyar TL destek ödemiştir. Doğrudan destek ödemiştir. Bu desteğin %28'i, yani 2.1 milyar TL'si sadece hayvancılık kalemindedir. Biz değerli yetiştiricilerimiz hayvancılıkta sayısal olarak ilk 5'te olmamıza rağmen gelin görün ki bakanlıktan almış olduğumuz destek olarak onu hesaba katarsak maalesef ortaların altındayız. 58 milyon 722 bin TL 2012 yılı Kars ilinin toplam almış olduğu tarımsal ve hayvansal üretim desteğinin sadece %13'ü hayvansal üretime verilmiş. Yani 7 milyon 121 bin TL Karslı yetiştiricilerimize destek ödenmiş. Türkiye genelinde %28-%29 hayvancılık pay almışken Kars ilimizde sadece %13'lerdeyiz. Bunun en önemli sebeplerinden biri suni tohumlama yapılmaması ve birlik kooperatifler yoluyla teşkilatlanmamızı sağlamamamız sebebiyledir. Biz bu manada Sayın Valim, sizlerin de yardımları, himmetleriyle çiftçilerimizi hem dikey ve yatay teşkilatlanması için çalışmalar yapacağız, hem de suni tohumlamanın benimsetilmesi, vatandaşa kabul ettirilmesi yönünde hem eğitim hem de burada görmüş olduğunuz gibi suni tohumlamadan doğan bir buzağının görüntü, kalite ve veriminin özelliğini göstermek amaçlı bu tip programları yapacağız. Bu manada başta şahsınız olmak üzere bu programa teşriflerinizden dolayı tüm protokola, değerli misafirlere ve bizi yalnız bırakmayan çiftçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum.